Değerli dostlarım, Osmanlı tarihine seyahat programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni kısa kısa sorularla arz etmek istiyorum. Soru: 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin genel durumu nasıldı? Cevap: 1579'da Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle Osmanlı Devleti duraklama dönemine girmişti. 17. yüzyılda bu duraklamanın sonucu olarak Osmanlı Devleti karışıklıklar yaşıyordu. Soru: 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki problemlerin başlıkları nelerdir? Cevap: Birincisi, padişahlar eski kalitede değildi. İkincisi, sadrazamlar ve diğer yöneticiler birbirleriyle çekişiyorlardı. Üçüncüsü, toprak yönetimi bozuldu. Dördüncüsü, ordunun ve donanmanın bozulması savaşları kaybettirdi ve iç huzursuzluklar arttı. Beşincisi, maliyenin bozulması para sıkıntısı yaptı. Altıncısı, düşmanların coğrafi keşiflerle zenginleşmesi hem para hem asker açısından. 1. Ahmet dönemi siyasi olayları. Soru: 1. Ahmet hangi yıllar arası padişahlık yaptı? Unutulmaz icraatları nelerdir? Cevap: 1. Ahmet 1603-1617 yılları arasında padişahlık yaptı. Unutulmaz icraatı kafes sistemini getirmiş olmasıdır. Kafes sistemi, şehzadeler sancaklara gönderilmeyip sarayda kafes hayatı yaşadılar. Osmanlı soyundan yaşça en büyük olan erkek kişinin padişah olması kuralını getirdi. Bu durum şehzadelerin devlet yönetiminde bilgi ve deneyimini engelledi. Sarayda öldürülme korkuları içinde yaşadıklarından birçoğunun ruh sağlığı bozuldu. İkincisi, 1. Ahmet tahta çıktığında doğuda İran, batıda Avusturya ile savaşlar devam ediyordu. Üçüncüsü, Anadolu'da Celali isyanları yaşanmaktaydı. Dördüncüsü, 1606 yılında Avusturya ile Zitvatoruk Antlaşması yapıldı. Buna göre Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı padişahlarına eşit sayılacaktı. 17. yüzyıl başında Avrupalılar Osmanlılarla eşitlenmiş oldu. Soru: 17. yüzyılda Osmanlı padişahları kimlerdir? Cevap: 1. Ahmet 1603-1617 yıllar arasında padişahlık yaptı. 1. Mustafa 1617-1618, 2. Osman 1618-1622, 1. Mustafa 1622-1623, 4. Murat 1623-1640, Sultan İbrahim yani Deli İbrahim 1640-1648, 4. Mehmet 1648-1687, 2. Süleyman 1687-1691, 2. Ahmet 1691-1695, 2. Mustafa 1695-1703 sırasıyla padişah oldular. Sultan Deli İbrahim. Ölümünün üzerinden 4 asır geçmiştir ama ondan bahseden herkes bu güzel ve iyi insanın hakiki simasını ve karakterini göremediler. Hakkında yazılanlar, söylenenler zalimanedir. Bence adı Deli İbrahim değildir. Sultan Melek İbrahim olmalıdır. Padişah olduğunda taht odasında Bismillah diyerek Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kutsal emanetler arasında bulunan sarığını giydi. İslam büyüğü Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kendi elleriyle sardığı gibi durmaktaydı. Tam 1000 yıldan beri bir kıvrımına dahi dokunulmamıştı mübarek sarığın. 25 yaşındaydı ve son derece yakışıklıydı. Adeta Hazreti Yusuf aleyhisselamdı. Hırs, kin, gurur bilmezdi. Çocuk gibi saftı. Tahta oturduğu an ağzından şunlar döküldü: Ya Rab, bencileyin zayıf bir kulu bu makama layık gördün. Şu andan itibaren yeryüzünde irademin önüne geçecek bir kuvvet bulunmayacak, koca bir devletin içinde yaşayan insanların mal ve can emniyeti iki dudağımın arasından çıkacak emre bağlı kalacak. Eğer ben zulüm ve gadir ile onlara bir kabus olursam Ya Rab, işte o zaman kudretini göster ve beni kahret. Dinleyenlere hayretler içinde bırakan bu dua, mesuliyetinin idrakinde bir hükümdar sözüydü. Yaptığı en büyük fetih, Girit Adası'nın alınmasını sağlamak oldu.
Girit seferine çıkacak gemilerin yapımında bir işçi gibi çalıştı. Elemi asabisi olduğu doğrudur ama deli demek iftiradır. Soru: 17. yüzyıl ıslahatçıları kimlerdir? Cevap: Birincisi Kuyucu Murat Paşa. 1606'da sadrazam olduğu Celali isyancılarını kuyulara doldurduğu için bu ismi aldı. İkincisi II. Osman, yani Genç Osman. Yenilikler yapmadan konuştu. Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünüyordu ama Yeniçeriler onu kaldırdı. İlk öldürülen ve işkence edilen padişah oldu. Tecrübesizliğinin bedelini ağır ödedi. 4. Murat, sigara, içki gibi zararlı maddelerin kullanımıyla mücadele etti. Devletin durumuyla ilgili bilgiler aldı. Bunlardan en ünlüsü Koçu Bey Risalesi'dir. Annesinin devlet işlerine karışmasını önledi. Tam da büyük işleri yapmaya başlamıştı ki genç yaşta vefat etti. 28 yaşında 17. yüzyılın en büyük mareşalidir. Dördüncüsü Tarhuncu Ahmet Paşa. Devletin gelir gider dengesini sağladı, yani bütçeyi denkleştirdi. Sıkı tasarruf tedbirleri yaptı. Birçok insan bu tedbirlerden rahatsız oldu çünkü menfaatlere zarar gördü, iftiralarla idam edildi. Beşincisi Köprülü Mehmet Paşa. Yaşlı olmasına rağmen kararlıydı, dediğini yaptı. Devlet otoritesini ve gücünü yeniden kazandırdı. Soru: 17. yüzyıl ıslahatlarının amacı nedir? Cevap: Yükselme dönemine geri dönmek, kendimize gelmekti ama başarılamadı. Çünkü köprünün altından çok sular akmıştı. Her şey ve herkes kendi dönemini iyi değerlendirirse büyüktür, kıymetlidir. Eskiye aynen yaşamak mümkün değildir. Soru: 17. yüzyılda çıkan isyanlar kaç grupta incelenebilir? Cevap: 3 grupta incelenebilir. Birincisi İstanbul isyanları. Askerlerin, yeniçeri ve sipahilerin çıkardıkları isyanlardır. Padişahları tahttan indirmiş, önemli devlet adamlarını öldürmüşlerdir. Hiçbir haklı gerekçeleri yoktur. Sadece güç ve yetki kavgasıdır, isyanıdır. Bizde askeri ihtilaller hala devam etmektedir. Cumhuriyet döneminde de şimdilik 4 ihtilal yaptılar. Başbakan Adnan Menderes'i idam ettiler. Sağcı, solcu, dinci vesaire her görüşten insanları ve düşünürleri yargıladılar, hapislere doldurdular. Binlerce insanı mağdur ettiler. Bu kötü geleneğin son bulmasını diliyoruz. Ülkeyi yönetme sevdasında olmamalıdırlar. Her ülkede asker hazır olmalıdır. Çünkü ülkelerin bağımsızlığı, varlığı ve birliği askeri güçlerle mümkündür. Asker dış düşmanlar için beslenir ve bekletilir. Hele bizim milletimiz için askerlik kutsaldır ama ne sebeple olursa olsun askeri ihtilaller hoş görülemez. Demokrasi yerleşmeli, her kurum kendi sınırlarını aşmamalıdır. İkincisi Celali isyanları. 17. yüzyılda Anadolu'daki isyanların tümüne denir. Bunların çoğu eşkıya veya harami dediğimiz tiplerdir. Köy basar, yol keser, insanları soyarlardı, kanun kaçakları, asker kaçakları veya maceracı tiplerden oluşmuştur çoğunluğu. Üçüncüsü eyalet isyanları. Uzak olan eyaletlerde çıkan isyanlardır. Bunları yerli hanedanlar yapmışlardır. Kendi devletlerini kurmak istediler. Osmanlı'ya düşman olan devletlerden yardımlar aldılar. Soru: 17. yüzyılın sonunda yapılan Karlofça Anlaşması'nın önemi nedir? Cevap: 1699 yılında yapılan bu anlaşma neredeyse tüm Avrupa devletleriyle yapıldı. Kutsal İttifak devletleri dediğimiz Haçlı devletleri Osmanlı'ya karşı birleştiler. Bu anlaşmayla Osmanlı devleti ilk defa büyük toprak kaybına uğradı. Soru: 17. yüzyılın en unutulmaz anlarından, sahnelerinden biri de İkinci Viyana bozgunudur. Bilgi verir misiniz? Cevap: Osmanlı ordusu 1683 yılında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasında Avusturya seferine çıktı. Viyana kuşatıldı. Viyana'nın tahrip olmaması için kuşatma uzun sürdü ama düşmanlar zaman kazanmış oldu. Yardıma geldiler. Haçlı ordularının bu gelişlerini durdurması gereken Kırım kuvvetleri ihanet ettiler. Beyler, paşalar, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile çekişmelerini
ve kıskançlıklarını ihanete dönüştürdüler. 1683'te yapılan savaşta Osmanlı ordusu bozguna uğradı. Bu bozgun düşmanlarımızın güçlü olmasından değil, birbirimize ihanetlerimiz yüzündendir. İkinci Viyana bozgunuyla başlayan geri çekilmelerimiz, yıllar sonrasına 1921 yılındaki Sakarya Savaşı'na kadar devam etti. Son savunma savaşımız Sakarya oldu. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde yapılan Sakarya Savaşı'yla düşman durdurulmuş ve 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı 1922 ile hücuma geçirmiştir. 9 Eylül 1922'de düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle Anadolu kurtulmuştur. İkinci Viyana kuşatmamız sırasında Viyana şehrini savunan düşman komutanlarından biri de ünlü Osmanlı tarihçisi kabul edilen Hammer'in dedesidir. Bir kez daha düşünülmelidir, yorumlarına dikkat edilmelidir. Evet değerli dostlarım, bir programın daha sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak üzere, hoşça kalın.